Merhaba arkadaşlar, İTÜ Astronomi Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İlke ve bugün size yörünge mekaniğinden bahsedeceğim. Ama yörünge dediğimiz aslında çok yeni bir kavram. Bu kavramdan önce insanlar merkezinde dünyanın bulunduğu bir gökküreye, yani gökyüzündeki bütün cisimlerin tek bir kürenin üstünde olduğuna ve bu kürenin dünyayı sardığına inanıyorlardı. Sonrasında ise bazı gözlemlerle gezegenlerin retrograd hareketi yapıyormuş gibi, yani ters yöne dönüyormuş gibi göründüğünü fark ettiler. Ve bunu açıklamak için Apollonius ve Hipparchus epicycle ve deferent kavramlarını geliştirdi. Epicycle burada gördüğünüz küçük çemberin, deferent ise büyük çemberin adı. Aslında bu sistem gezegenlerin hareketini neredeyse tamamen isabetli bir şekilde açıklamak için kullanılabiliyor. Ancak biliyoruz ki bu uydurma bir sistem ve şu anda gezegenlerin hareketi bildiğiniz gibi Newton'un kütle çekim kanunu ve genel görelilik ile açıklanıyor. Epicycle modelinde ilk başta evrenin merkezine dünya yerleştirildiyse de Kopernik bunun yerine heliosentrik model kullanarak epicycle yapısını modifiye ediyor ve günümüzde geçerli olan güneş sistemi modelinin temelini ve yörünge kavramını da aslında temelini atmış oluyor diyebiliriz. Daha sonrasında Kepler, Tycho Brahe'nin gözlemlerinden yararlanarak güneş sistemindeki gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin hareketini açıklamak için ampirik 3 tane yasa geliştiriyor. Bunlardan birincisi, her gezegenin odak noktalarından birinde güneşin olduğu eliptik bir yörüngede hareket ettiğini söylüyor bize. Oysa yörüngelerle ilgili şu ana kadarki diğer bütün sistemlerde ve teorilerde elips yerine çembersel bir yörüngeden bahsediliyordu. İkinci yasaya göre ise bir gezegen ve güneşin arasında bir çizgi çekersek bu çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar diyor. Yani gezegenlerin alansal hızları sabittir diyebiliriz. İkinci yasayı birinci yasaya göre değerlendirirsek, yani yörüngelerin eliptik olduğunu göz önünde bulundurursak, gezegenlerin yörüngenin iki odak noktasından birinde bulunan güneşe yakınken daha hızlı ve tabii ki uzakken daha yavaş döndükleri çıkarımına varabiliyoruz. Bu yasayı daha sonra Newton kütle çekim yasasını bularak da matematiksel olarak ifade etmeyi başarmıştır. Şimdi gelelim üçüncü yasaya. Bu yasa bize diyor ki bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi dolandığı eliptik yörüngenin yarı ana eksen uzunluğunun küpüyle doğru orantılıdır. Peki bu ne demek? Bu güneşten uzaktaki gezegenlerin yörünge periyotları yakındakilere göre daha uzundur demenin matematiksel yolu. Bu formülde P periyodu ifade ediyor. A değerini bulmak içinse en kısa yarıçapla en uzun yarıçapın ortalamasını alabiliyoruz. Aslında Kepler'in bulduğu bu üç yasa gerçekliği %100 yansıtmıyor. Bunun nedeni pertürbasyon ya da Türkçesinde tedirginlik olarak isimlendirdiğimiz bir hareket. Kepler'in yasaları sadece iki cisimli sistem olarak ele alındığında tam değerleri veriyor. Ancak uzayda örneğin sadece Güneş ve Dünya'nın birbirini etkilemesine ek olarak diğer gezegenlerin de bu iki cisme etkisi var tabii ki. Bu yüzden aslında Kepler yasaları çevredeki diğer cisimler ihmal edilirse tam çalışıyor diyebiliriz. İşte cisimlerin uzaydaki bu karmaşık hareketine biz pertürbasyon diyoruz. Pertürbasyonlar çoğunlukla periyodik olarak gerçekleşiyorlar. Bu da onları fark etmemizi kolaylaştırıyor. Bunun en güzel örneğini Neptün'ün keşfi diyebilirim. Astronomlar Uranüs'ün keşfinden beri yörüngesindekiler oynamaları fark ediyorlar. Ancak nedenini tam olarak açıklayamıyorlar. Le Verrier bu oynamaların neden olabilecek şeyin bir gezegen olduğunu öne sürüyor ve gezegenin aslında koordinatlarını hesaplıyor. Bu koordinatları da Berlin'deki arkadaşı Galileo'ya gönderiyor ve Galileo Berlin gözlem evinde Neptün'ü gözlemleyen ilk insan olarak tarihe adını yazıyor. Neptün'ün keşfi hem pertürbasyonları hem de Newton'un kütle çekim yasasında gerçekliğini doğrulamış oluyor. Buradaki şekilde gördüğünüz A noktasında Neptün Uranüs'ü yörüngesinde ileri çekerek hızlandırırken B noktasında da geri çekerek yavaşlatıyor. Aynı şekilde Merkür'ün pertürbasyonlarını açıklamak için Merkür ile Güneş arasında Vulkan adında bir gezegen olduğu ve Güneş'e çok yakın olduğu için ışıktan görünmediği düşünülüyordu. Daha sonrasında tabii ki Einstein Güneş sistemini genel görelilikle açıkladığında böyle bir gezegene ihtiyaç olmadan da Merkür'ün böyle bir yörünge izleyebileceğini fark ettik. Bu görselde de siyah ok Güneş'in Ay'a uyguladığı çekimi gösteriyor. Mavi ok dünyaya güneş tarafından uygulanan çekim kuvveti ve aya uygulanan kuvvetten bu mavi olanı çıkardığımız zaman geriye kırmızı ok kalıyor. Aynı şeyi ay bu konumdayken yaptığımızda da bir kırmızı ok daha elde ediyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bu iki kırmızı okun yönü ters tarafa bakıyor. Bu da aslında ayın yörüngesinde pertürbasyona neden olan şey.
Newton'dan bahsetmişken bir de onun yaptığı bir düşünce deneyinden bahsetmek istiyorum size. Fakat bu deneye gelmeden önce kaçış ya da kurtulma hızı olarak isimlendirdiğimiz bir şey tanımlamam gerekiyor. Kaçış hızı bir cismin dünyanın çekim etkisinden kurtulabilmesi için sahip olması gereken ilk hız aslında. Bu da cismin sahip olduğu kinetik enerjinin kütleçekimsel potansiyel enerjiye eşit olmasını gerektiriyor. Eşitliğin solunda gördüğünüz cismin kinetik enerjisi, sağ tarafı ise kütleçekimsel potansiyel enerji. Buradan V escape yani kaçış hızını çekersek kök 2gm bölü R geliyor. Bunu da kök 2gr şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi Newton'un top gülesi deneyine gelelim. Bu deneye göre eğer bir topu düşük bir ilk hızla karşıya doğru attığımızı hayal edersek topun A ve B durumlarında gördüğümüz gibi dünyaya düşeceğini tahmin edebiliyoruz. Eğer topu yörünge eşit hızına eşit bir hızla atarsak top dünya etrafında sabit bir çembersel yörüngeye oturuyor. Eğer topun ilk hızını yörünge eşit hızından daha büyük ancak kaçış hızından daha küçük olacak şekilde ayarlayıp atarsak top dünyanın etrafında eliptik bir yörüngede dönmeye başlıyor. Ve son olarak da eğer topun ilk hızını kaçış hızına eşit ya da daha büyük bir şekilde ayarlayıp atabilirsek top dünyadan ayrılıyor ve uzaya doğru yol alıyor. Bu görselde aslında gördüğünüz yörüngeleri matematiksel olarak tanımlayabilmek için de kullandığımız bir kavram var. Biz buna eksantriklik veya dış merkezlik diyoruz. Aslında bu kavram yörüngenin çemberden ne kadar farklı olduğunun bir ölçüsü diyebiliriz. E ile gösteriliyor. Burada gördüğünüz F odaklı bir yörüngemiz olduğunu varsayalım. Bu yörüngenin eksantrikliği sıfır olduğunda düzgün çembersel bir yörüngeden bahsediyoruz demek oluyor. Eğer bu değer 1'e yaklaşırsa yörüngemiz eliptik bir hal almaya başlıyor. E 1 olduğunda yörünge parabolik, birden büyük olduğunda ise hiperbolik bir yörüngeye sahibiz diyebiliriz. Örneğin burada gördüğünüz örneklerden en dikkat çekeni gördüğünüz üzere Neptün'ün en büyük uydusu olan Triton'un eksantrikliği 10^-5 mertebesinde. Bu şu ana kadar bir uyduda gözlemlediğimiz en düşük dış merkezlik, hatta günümüzde ölçülebilecek en düşük değer diyebiliriz. Neredeyse yörüngesi düzgün bir çember oluyor yani. Ayrıca gördüğünüz üzere Güneş sistemindeki gezegenlerden eksantrikliği en yüksek olanı da Merkür. Aynı şekilde Halley kuyruklu yıldızının gördüğünüz üzere neredeyse parabolik bir yörüngesi var. Bir yörüngenin eksantrikliği aynı zamanda periapsis ve apoapsis yarıçaplarının oranı kullanılarak da hesaplanıyor burada gördüğünüz şekilde. Periapsis bir cismin yörüngesinin merkezlerinden birindeki cisme en yakın olduğu nokta, apoapsis ise en uzak olduğu nokta diyebiliriz. Apoapsis kelimesi bu noktaların genel adı için genel adı olarak kullanılırken bazı cisimler için özelleşmiş isimler de var. Örneğin Ay'ın Dünya'ya en uzak ve en yakın olduğu noktalar için apoje ve perije kullanılırken Dünya'nın Güneş'e en uzak ve en yakın noktalar için aphelion ve perihelion kavramları kullanılıyor. Apsis yarıçaplarından bahsettiğimizde bu noktalarla yörüngenin merkezlerinden birindeki cisim arasındaki mesafeyi kastediyoruz. Gördüğünüz gibi iki yarıçapın farkının toplamına oranı bize dış merkezlik ölçüsünü veriyor. Şimdi gelelim cisimlerin üzerinde bulunabilecekleri yörünge çeşitlerine. Bunlardan size anlatacağım ilki jeosenkron veya özelleşmiş haliyle jeostatik yörünge. Jeosenkron yörüngeyi anlatmak için bu yörüngede dolanan bir uydu hayal edelim. Bu uydu dünyadan bakan bir gözlemci için her bir yıldız günü süren periyot sonrasında aynı konuma geri dönüyorsa bu uydu jeosenkron bir yörüngede dolanıyor diyebiliriz. Bu da aslında uydunun açısal hızının dünyanın kendi etrafına dönerkenki açısal hızına eşit olması demek. Jeostatik yörünge ise buna ek olarak yörünge düzleminin ekvatoral düzlemle arasındaki açının sıfır olmasıyla elde ediliyor. Jeostatik bir yörüngedeki uydu adından da anlaşıldığı üzere dünyadan bir gözlemci için hareketsiz görünüyor. Gökyüzüne hep aynı noktada sabitlenmiş izlenimi uyandırıyor gözlemcide. Oysa tabii ki biliyoruz ki hareket ediyor doğal olarak. Jeostatik ve jeosenkron yörüngeleri uyduları bu yörüngelere oturturken neredeyse her zaman jeosenkron veya jeostatik transfer yörüngesi denen bir yörünge transfer hareketi uygulanıyor. Görselde bu kısım yok ancak bu örnekte uydu önce alçak dünya yörüngesine yani low earth orbite oturtuluyor. Daha sonra apoje uzunluğu arttırılarak yörünge eliptikleştiriliyor. Bu yörüngeye jeotransfer yörüngesi ya da GTO diyoruz. Sonrasında az miktarda yakıt yakılarak uydu jeosenkron yörüngeye oturtuluyor. Eğer jeostatik bir uydu isteniyorsa da jeosenkron yörüngedeyken tekrardan az miktarda yakıt yakımıyla jeostatik bir yörüngeye geçebiliyoruz. Bu hareket sırasında aslında Hofmann transferi denen bir durum söz konusu. Hofmann transferi dediğimiz şey bir merkezlerinde aynı cisim bulunan fakat yarıçapları farklı olan iki yörünge arasında en az miktarda yakıt harcanarak yapılan geçiş diyebiliriz. Gene buradaki şekilde şu noktada yani periapsiste yakıt yakılıyor ve hızla birlikte yörünge eksantrikliği de arttırılmış oluyor. Böylece biraz daha geniş bir yörüngeyle temas gerçekleşebiliyor. Bu temas noktası yeni yörüngenin apoapsis noktası oluyor ve burada yeni yörüngeye oturmak için bir kez daha yakıt yakılıyor.
Şöyle bir GIF göstermek istiyorum size. Bu GIF NASA'nın 2018'de Mars'a gönderdiği InSight sondasının gerçekleştirdiği Hohmann transferini gösteriyor bize. Burada gördüğünüz mavi çizgi dünyanın yörüngesini, yeşil olansa Mars yörüngesini sembolize ediyor ve mor olan Hohmann transfer yörüngesi. Böylece burada gördüğünüz gibi InSight sondası Mars'a dünya yörüngesinden çıkıp Mars yörüngesiyle denk geliyor ve istediğimiz noktaya ulaşmış oluyor. Tabii ki bu transfer hareketlerini istediğimiz her an gerçekleştiremiyoruz. Aracın istediğimiz yörüngede randevulaşacağı diğer araca ya da hedefi olan gezegene tam denk gelmesi için belli bir kalk zaman aralığı var. Buna aynı zamanda launch window diyoruz. Bu zaman aralıkları periyodik olarak tekrar ediyor ve eğer belirlenen zaman aralığında araç herhangi bir nedenden kalkış yapamazsa bir sonraki zaman aralığını beklemek zorunda. Örneğin Dünya'dan Mars'a Hohmann transferi yapılabilecek zaman aralığı 26 ayda bir geliyor ve sadece birkaç saat sürüyor. Tabii ki araçların bazen denk gelinen nadir fırsatlardan yararlandığı da oluyor. Örneğin bu GIF'te Voyager 2'nin hareketini görüyorsunuz ve burada Voyager 2 175 yılda bir yaşanan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün hizalanışından yararlanıyor. Gördüğünüz üzere Voyager 2'nin burada yaptığı hareket Hohmann transferi değil aslında. Aksine kütle çekimsel sapan hareketi. Kütle çekimsel sapan hareketi aslında yakıt ve zamandan tasarruf etmek için kullanılan bir manevra diyebiliriz. Sapan etkisinde kalan cisim kendinden kat kat büyük bir cismin yakınından geçerek kendi hızını arttırıyor veya azaltabiliyor. Eğer cisim gezegenin hareket yönünde ilerliyorsa hızı artıyor. Doğal olarak gezegenin hareketine ters yönde ilerliyorsa da hızı yavaşlıyor. İlk bakışta momentumun korunumu yasasını ihlal ediyormuş gibi görünse de aslında sistemin momentumu sabit kalıyor. Bunun nedeni de aslında uzay aracının da bir miktar gezegeni yavaşlatıyor olması. Ancak tabii ki kütleye oranladığımızda bu yavaşlama gezegeni neredeyse hiç etkilemiyor ve biz bunu fark edemiyoruz. Burada da vektörel olarak nasıl bir artış olduğunu görebiliyoruz hızda aslında. Eğer gezegen hareketsiz olsaydı uzay aracı geldiğinde aynı hızla oradan ayrılacaktı. Gördüğünüz gibi aracın ilk ve son hızının skaler büyüklüğü aynı. Ancak biliyorsunuz gezegenler hareket ediyor ve bu sistemde uzay aracı gezegenden uzaklaşana kadar birlikte gezegenin gittiği yönde ilerliyor. Yani gezegen uzay aracını sürüklüyor diyebiliriz. Sürüklerken de hızının kütlesiyle ters orantılı bir kısmını feda ediyor. Gezegenin hızına v dersek aracın ilk ve son vektörlerine v eklememiz ve vektörel toplam yapmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi açı farkından dolayı son hız vektörü ilk hız vektöründen büyük geliyor. Bu da bize cismin hızlandığını söylüyor. Eğer araç gezegenin hareket yönüne ters gelirse dediğim gibi sapan hareketi aracı yavaşlatmak için kullanılabiliyor. Ve tarihte de Messenger ve Mariner 10 bu yavaşlama hareketini Merkür'e inmek için kullandı ve hala da kullanılan bir hareket bu. Bir başka sapan hareketi yapmış olan cisim ise 1997 yılında fırlatılan Cassini uzay sondası. Sondanın amacı Satürn'e ulaşmaktı ve bunu Hohmann transferiyle yapsalar 6 yıl sürecek olan yol kütle çekimsel sapan hareketiyle 6.7 yıla çıkmış olsa bile yakıttan büyük bir kazanç sağlattı bize. Hohmann transferiyle Cassini Satürn'e götürmek için günümüz teknolojisi halen bile yetersiz aslında. Yani aslında tek seçenekleri kütle çekimsel sapan hareketi yapmakta diyebiliriz. Buradan görebiliyoruz ki Cassini aslında Satürn'e ulaşmak için 4 sapan hareketi yapıyor. 2 kere Venüs'ü, 1 kere Dünya'yı ve 1 kere de Jüpiter'i kullanıyor. Şimdi size özel bir durum olan kütle çekim kilidinden bahsetmek istiyorum. Her cismin birbirine bir kütle çekim kuvveti uyguladığını biliyoruz. Örneğin Dünya'nın Ay'ı çektiği kadar Ay da aslında Dünya'yı çekiyor. Ancak Ay'ın Dünya'ya bakan tarafı bakmayan tarafına göre daha büyük bir kütle çekim etkisi altında kalıyor. Bu da aslında Ay'ın kütle merkezi ile ağırlık merkezinin farklı noktalarda olmasına sebep oluyor. Ay dönerken ağırlık merkezini Dünya'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak Dünya buna bir tork uygulayarak tekrardan Ay'ı kendine hizalıyor ve Ay'ın kendi etrafındaki dönüş hızını Dünya etrafındaki dönüş hızına eşitliyor. Yani bir rotasyonu bir revolüsyonuna eşit oluyor diyebiliriz. Bu da bizim Dünya'dan Ay'ın sadece bir yüzünü görmemize neden oluyor. İşte bu durumun adı kütle çekim kilidi. Başka bir örneğini ise Plüton ve Charon'da görüyoruz. Bu iki cisim çift kilitli olarak dönüyorlar ve bu da demek ki aslında Plüton'dan nasıl sadece Charon'un bir yüzü görünüyorsa Charon'dan da Plüton'un tek bir yüzü görünüyor. Bunun nedeni de ikisi arasındaki kütle ve mesafe farklarının görece az olması diyebiliriz. İki cisim demişken biraz da ikili sistemlerde bulunan bir nokta adlandırması olan Lagrange noktalarından bahsedeyim size. Lagrange noktaları iki cismin ortak kütle merkezi etrafında dönerken oluşturdukları potansiyelin dengede olduğu noktalar diyebiliriz. Peki bu ne demek? Bu noktalarda bulunan cisimlere etki eden çekim kuvvetleri sıfırdır. Yani bu da Lagrange noktalarını yapay uydu göndermek için çok elverişli yapıyor. Bu noktalar 1'den 5'e kadar L olarak isimlendiriliyor ve noktalar şekilde görüldüğü gibi biri arkada, biri önde, bir de şurada olacak iki güneşle dünya arasında olacak şekilde 3'e kadar gidiyor. L4 ve L5 ise iki cismin kütle merkezlerinden geçen doğruyla oluşturulan iki eşkenar üçgenin köşelerine yer alıyor.
Kararlı dengede olmaları nedeniyle L4 ve L5 noktalarında birçok cisim bulunabiliyor. Örneğin Güneş, Jüpiter, L4 ve L5 noktalarında aslında birden 1 milyondan fazla sayıda Troyalı Göktaşı adı verilen asteroid var. Genelde Lagrange noktalarına gönderilen uydular direkt olarak L konumlarına gönderilmek yerine halo yörüngesi denen Lagrange noktalarının etrafındaki yörüngelere gönderiliyor. Böylece bir uyduyu tek bir noktada tutmaya çalışmaktansa yörüngeye oturtup yakıttan tasarruf edebiliyoruz. Geçen cumartesi uzaya fırlatan James Webb Uzay Teleskobu görevini Güneş-Dünya L2 noktasında gerçekleştirecek ve bu noktanın etrafında bir halo yörüngede dönecek. Peki neden L2'ye gönderildi? Öncelikle Lagrange noktalarından birini tercih etmemizin sebebi Dünya ile iletişimi sürekli sağlayabilmek. Eğer James Webb Teleskobu Güneş yörüngesine oturtulmuş olsaydı veri alışverişi için periyodik zaman aralıkları beklememiz gerekecekti. L2 noktasını seçmemizin sebebi ise L1'de teleskobun önünü Dünya'nın kapatacak olması. Bu doğal olarak uzayın derinliklerinden veri almamızı engelleyecek. Diğer noktaların seçilmemesinin sebebi ise uzak olmaları diyebiliriz. Böylece James Webb L2 noktasından Dünya'ya ve Güneş'e arkasını dönerek onlardan etkilenmeden gözlem yapabilecek. Bu sayede de astronomi alanında birçok önemli gelişme sağlanmasını umuyoruz tabii ki. İkili cisimlere geri dönersek sistemlerinde kütle çekim kuvvetlerinin etkin olduğu bir alan bulunuyor. Bu damla şekilli alanı biz Rochlobu diyoruz. İkili yıldız sistemlerinde Rochloblarının kesiştiği noktada bir yıldızdan öbürüne madde aktarımı gerçekleşebiliyor. Bu Rochlobunun içinde kalan Roch limiti adını verdiğimiz bir sınır bulunuyor. Roch limiti geçildiğinde yani cisim gezegene fazla yaklaştığında gezegenin cisme uyguladığı kütle çekim kuvveti cismi tek parça halinde tutan iç kütle çekiminden daha büyük oluyor ve doğal olarak da cisim parçalanarak dağılıyor. Dağılan cisim gezegenin Roch limitinde bir halka oluşacak şekilde de dönmeye başlıyor. Ve son olarak Satürn ve Jüpiter gibi gezegenlerin bildiğimiz halkaları da bu şekilde oluşuyor diyebiliriz. Bu videoda size yörünge mekaniğinden bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.